Çok pardon. Ben hakkımı eleştiriyorum diye kimseden kaçmam abi. Kendinize bir tutmayın. Bak ben hakkımı eleştiriyorum diye kimseden kaçmam. Sen orada konuşuyorsun. Buradaki insanları bak. Gitti mi? Kaçacak deli kara. Tamam mı? Ne alakası var Tayyip Baş'tan gitti? Deli kara. Hangi Cumhurbaşkanı gitti? Ne alakası var? Ne alakası var? Hangi Cumhurbaşkanı Avrupa'ya gitti de hem dünyaya meydan okuyan kim var? Ne dünyaya meydan? Kardeşim dünyaya meydan okuyan kim var? Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Yok eğitim sistemi kötü. Yok şu kötü. Yok. Kardeşim çalışırsan istersen 20 milyar maaşa çalış ama lakin bir dakika kardeşim bir saniye ama çalışırsan her türlü çalışırsın, çalışırsan her türlü kazanırsın, geçinirsin. Millet geçinemiyorum diyor mu? Çalışıyorum kardeşim, 12 saat çalışıyorum, dönerciyim, 30 bin lira alıyorum, evim kira 7 bin lira, benim çocuğum var bir tane. Tamam. Okula gidiyor. Ben geçiniyorum kardeşim. Bitti. Ne düşünüyorsun? Sen kendini mi düşünüyorsun? Kardeşim, bak senin zihniyetin burada bitiyor zaten. Sen 30 bin lira kardeşim dinleyecek. Babam emekli, o da geçiniyor. Allah Allah. Şimdi bak. Sen 30 bin lira alıyorsun diye kaçma. Nereye? Nereye gidiyor? Amir Nesin'in dediği gibi bu milletin bir dakika abi. Bu milletin %60'ı salak ya. İşte en büyük salak orada. Hadi Allah'ım. İnsanlar çalışıp emekli. İnsanlar çalışıp emeklerinin karşılığını alıyorlar diye sabahın 9'unda gidip akşamın 7'sinde eve dönüyor diye hükümeti eleştiremez mi ya? Bunların babasının ayrına mı veriyorlar? Adam çalışıyor. Çalışacak. Bu insanlar çalışacak. Ben bir bitireyim. Tamam madem, bir dakika. Bu insan kimi 7'sinde çıkıyor, kimi 8'inde çıkıyor, akşamın 7'sinde 8'inde evine dönüyor çoluğunda. Şimdi emeğinin yani çalışıyor, emeğinin karşılığında maaş alıyor diye hükümet eleştiremez mi ya? Eleştirebilecek. Ona ben bir şey demiyorum kardeşim. Bak ben ona bir şey demiyorum. Öğretmenim diyor. Ya onu eleştiriyorum. Saçma sapan konuşuyor. Millet hakkında. Sen 30 bin lirayla geçinirsin, o geçinir. Geçiniyorum ben. Diyor. Ben geçiniyorum, didiniyorum, çalışıyorum, geçiniyorum. Tamam abi sen 30 bin liraya geçinirsin tamam. Belki. Hadi atansın ben. Atansın bir memur benden kaç para maaş alır? Ben memur. Bunu insanlar şu emeğinin karşılığını alıyor diyor. Diyorsunuz ki ele sanki amme hizmeti bedavaya veriyorlar ya. Bir memur maaşının en düşük maaşı ne kadar? Kira ne kadar abi? Kira 10 bin lira. 10 bin liraya kira yok. Bir yumurtanın tanesi ne kadar? Kardeşim ben 7 bin lira kira veriyorum. Bakalım. Sen eski kiracısındır. Evet. 2 yıllık kiracıyım. 2 yıllık. 2 yıllık kiracıyım ben. Tamam eski kiracısın. Kardeşim. Şimdi kendi söylüyor zaten. Ben 30 bin lira maaş alıyorum. Bir tane çocuğum var diyor. Tamam kardeşim bak. Zaten olay burada bitiyor. Sen öylesin. Ama bugün asgari ücret kaç para? 11 bin 400 lira. O kira. 12 değil. 12. 11 bin 400 lira. Ya 12 bin. 15 bin de fark etmiyor. Bu adam şimdi herkes 5 kişi çalışmıyor ki bir evde. Şimdi herkes kendine göre konuşuyor. Benim de bugün yani çok şikayetim yok. Ama ben kendimi düşünürsem bu olayı düzeltebilir miyiz? Mesela bu abi ya da bu abi asgari ücretle çalışıyor. 2 tane çocuğu var. 11 bin lira maaş alıyor. 10 bin lira kira veriyor. Bunu konuşmak lazım. Yoksa biz bu ülkeden şikayetçi değiliz. Şimdi Kürtmüş, Türkmüş bu olaya böyle bakmayacaksın. Yok ya, yurt dışına gitmek isteye zaten kaçak yollarla bilmem neyle bir şekilde gidiyor. Önemli olan bu ülkede kalıp yanlış ya bugün kim yönetirse yönetsin. Şimdi yanlışsa bunu eleştireceğiz. Bugün CHP de gelse CHP'nin her yaptığı doğru mu diyeceğiz? Abi konu yok, parti değil. Olay bu değil. Ama biz şimdi ülkeyi konuşuyoruz. Ülkeyi yöneten birileri var mı? Tabii. Var. Şimdi bunun yaptığı doğrular var mı? Kimse yok. Vardır. Ya var. Kesinlikle var yani ya. Bugün bir Kürt olarak baktığında neyimiz zamanında kasetleri toprağın altına gömüyormuşsun bilmem ne yapıyormuşsun ama bugün dilini konuşabiliyor musun? Ya tamam bunlar doğru yaptığı şeyler ama eksikleri konuştuğumuzda bunu eleştiri ya hakkımız yok mu? Dinlenmeyip gidiyorlar işte. Ya konuşuyor ya ilahiyatçıyım ben o mezunuyum bu mezunuyum ya sallayıp gidiyorlar. Ya yani herkes kendi açısından düşünse bu sallıyor diyemem bilemem belki gerçekten öyledir şimdi, ama biz eleştirdiğimizde niye bakın biz eleştiriye niye bu kadar kapalı bir toplumuz bunu da konuşalım. Zaten olay burada bitiyor işte onu diyorum herkes kendi açısından konuşursa yani geçinemeyen insanlara konuşmak lazım. Ben bugün geçiniyorum ben şikayetçi değilim benim için güzel aslında ama bu benim için öyle. Şimdi bu adam geçinemiyorsa bu adama yazık günah değil mi? Biz bunun hakkını savunmayacak mıyız? Geçen, olay burada bitiyor yani. Dediğimde benim kolumdaki akıllı saatten vuruyor abi. Akıllı saatim var dedi. Üstümdeki cekete bakmıyorsun. Ya, ayağındaki ayakkabıya bakmıyorsun. Şimdi ben böyleysem bunu konuşamayacak mıyım? 12 saat çalıştırıp asgari ücret verirsen ya bir insan niye ya? Biz köle olarak bu dünyaya gelmedik mi? Köle olarak mı geldik? 15 saat çalış, 12 saat çalış, 10 milyar maaş ver. Bilmem 12-11 milyar maaş ver. Yani bunu eleştirmeyecek miyiz?
Bugün her şeye zam. Asgari ücreti bilmeler kimler zam yapıyor? Kardeşim zam yapmayın ya asgari ücreti. Bence asgari ücret zam yapıldığı sürece bunun gidişatı demek ki kötü ki. Ne yapılmalı mesela? 5 TL çıkartıyorlar değil mi demek ki? Niye çıkartıyorlar? 50 kuruş, 1 milyon falan bunların hepsi iptal. Demek ki bir tane sakız 5 TL olacak. Bunu düşünmek lazım. Ben olaya böyle bakıyorum yani. Bu kadar basit. Ev kiratını torbayla getiriyor. Yani ben bunları hani şey olarak değil. Ben esnafım. Ben bakkal hani çalıştırıyorum. Evet. Şimdi ben bakkal... Siz halkın nabzını daha iyi tutabilirsiniz. Zaten, alım gücü olarak. Ben zaten... Alım gücü var mı insanlarda? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Ve gün gittikçe düşüyor. Bugün şimdi kardeşim ben olaya şöyle bakıyorum. Bugün herkes İsrail'i protesto ediyor değil mi? Kesinlikle edeceğiz. Kesinlikle edeceğiz. Ama bugün ben esnafım. Ben bakkalda şimdi. Kola satıyorum değil mi? Kola. Kolaya nalet olsun. Satmayayım. Ya. Ama bu olay benimle bitmiyor ki. Bence bunu ülkenin düşünmesi lazım. Bugün İspanya dediğin bilmem ne dediğin ülkeler bugün yani her şeyiyle protesto ediyor. Mesela yani şimdi kolayı sen ülkeye sokma ben de bakalım ben onu satmayayım. Ama Riyad'da festival yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Riyad'da festival var. Bugün İsrail askerleri eğitimini nerede alıyor? Siz söyleyin ya. Hani yalan söylesin nerede alıyor? Konya'da alıyor. Ne için alıyor? İşte gidip Filistin'i vurmak için alıyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Bu kadar basit. Bu ülkede yanlışa yanlış demediğin sürece kim olursa olsun. Gel abi sen böyle mi dedin? Bu olayı CHP, AK Parti, MHP, HDP olarak düşünmemek evet, lazım. Partileştirmeden bugün biz milleti konuşuyoruz, partileri konuşuyoruz. Bugün ülkemizi yönetenlerin yanlışları da vardır, doğruları da vardır. Ama bir insanın ders çıkarması lazım diye düşünüyorum ben olayları. Bugün bir şeye karar veriyorsun, yanlış da olsa, doğru da olsa alkışlıyorsun. Ya yanlışı alkışlama ya. Yanlışı alkışlama ki o da bir hatasından ders çıkarmasını bilsin. Anlat abicim ekonomi nasıl? Ekonomi çok kötü şu anda. Ülkemizin bu durumda olmasının sebebi başta bu gelen göçmenlerin bizim ülkemize büyük bir yani nasıl anlatayım? Yük mü görüyorsun? Yük olduğunu beyan ediyorum. Artık bu halk bunu taşıyamıyor. Bizim Cumhurbaşkanımızdan bir ricamız var. Bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı düzenlesin. Böyle önemli değil o kadar. Bir yasa tasarısı yapsın. Bu göçmenlerle ilgili bir düzenleme yapsın. Bu halk bir an önce bu yükten kurtulsun. Başka da bir şey demiyor. Ne olsun istiyorsun abi sen göçmenlerle alakalı? Abla herkes memleketine gitsin. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada herkes, buranın öz yurttaşları aç kalırken adamlar burada keyifsiz refah içinde yaşarken bu insanlara zulüm ediliyor. Doğru söylüyorsun. Düzelir miyiz? Ya bu şekilde olmaz. Afganı var. Pakistan'ı var. Suriye'si var. Yani ne kadar kendi ülkesine yaramayan bir millet varsa konuşuyor ki doğruyum. Demin oranını konuşuyordum. Bak. Ne kadar ülkesine yaramayan bir Hadi demin orada konuşuyordu şimdi. Ne yapalım?